Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demini alıncaya kadar hazırlayabileceğiniz yapımı çok pratik, inanılmaz derecede lezzetli, nefis bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Sizlerin de bu güzel lezzeti kaçırmadan mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kurabiyemiz için ilk olarak elmalı harcını hazırlıyoruz. Elmalı harç için 3 adet orta boy elmanın kabuklarını soyduktan sonra rendeledim ve tavanın içerisine aldım. Şimdi elmaların üzerine 3 yemek kaşığı dolusu şekeri ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra yüksek ateşte kavrulmaya bırakıyorum. Elmalar suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişireceğim. Bu arada elmaları rendeledikten sonra ben birazcık beklettiğim için rengi hafiften kahverengiye dönmüştü ama hiç sorun değil, pişirdikten sonra rengi tamamen açılacak. Elmalar suyunu salıp çekinceye kadar pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi elmanın rengi açıldı ve kesinlikle suyu kalmadı. Şimdi üzerine 1 çay kaşığı tarçını ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alarak hızlıca soğuması için bir tabağın içerisine aktaracağım. Bu arada tarçın sevmeyenler varsa elmalı harcın üzerine hiç tarçın eklemeyebilirsiniz. Dilerseniz de elmalı harç soğuduktan sonra üzerine bolca ceviz ekleyebilirsiniz. Eğer ceviz eklerseniz kurabiyenizin lezzetine lezzet katmış olursunuz. Elmalı harcı hazırlayıp kenara aldıktan sonra şimdi kurabiyenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Hamur için oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 125 gram tereyağı ve margarin karışımını yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta ve yoğurtun koyu kısmından 2 yemek kaşığı dolusu ekliyorum. Daha sonra eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada malzemeleri sizlerin de elinizle karıştırmak yerine böyle bir spatula kullanmanızı tavsiye ederim. Hem eliniz çok fazla hamura batmamış olur, hem de elinizle yoğurmaya başlarsanız elinizin ısısıyla birlikte kullandığınız katı yağ daha fazla eriyeceği için hamur alması gerektiğinden çok daha fazla miktarda un alabilir. Bu arada ben tarifimde tereyağı ve margarini karıştırıp kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler sadece 125 gram tereyağı veya sadece 125 gram margarin kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta, kullandığınız tereyağının veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. İlk başta eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra elediğim unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Bu arada unun üzerine 1 pakette şekerli vanilya eklemiştim. Videoda görülmüyor ama açıklama kısmına bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru yoğurmak için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kolaylıkla şekil alabilen kıvamda bir hamur hazırladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Küçücük bir hamur gibi görünüyor ama çok bereketli bir tarif. Bu tariften toplamda 28 tane bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Hamuru bezelere ayırdıktan sonra şimdi kurabiyenin şeklini vermeye başlıyorum. Bezeleri teker teker böyle bir nihalenin üzerinde çay tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum ve içerisine hazırladığım elmalı harcı yerleştirip iki uç kısmından birleştiriyorum. Kurabiyemin şeklini verdikten sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hem şekli çok güzel hem de çok lezzetli bir elmalı kurabiye oluyor. Üstelik hazırlaması da çok keyifli ve kolay bir tarif. İnanın bu kurabiyeleri hazırlamak benim sadece dakikalarımı aldı. Sizlerin de denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz ve bir daha vazgeçemediğiniz favori tarifleriniz arasında olacaktır.
Ben kurabiyelerimi hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız, kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Bütün kurabiyeleri hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra şimdi önceden ısıtmış olduğum 600 ayardaki 170 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Kurabiyeleri sadece 20 dakikada pişirdim. Bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerin altı hafiften kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben kurabiyeleri fırından aldıktan sonra tamamen soğumalarını bekledim. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine böyle bir elekle pudra şekeri eliyorum. Daha sonra da doku testine geçiyorum. Kısa süre içerisinde çok lezzetli bir elmalı kurabiye hazırladık. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Kurabiyemizin içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Gözenekli bir şekilde pişti. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.